Yemin edilenlerin gözyaşlarına pınardır. İnandığı yolda bir adım geri atmayan, mazlumun, garibin cesaret sancağı olmuştur. İbrahim'in baltası, putların korkulu rüyasıdır. Irk, renk, din, mezhep ayrımı bilmeyen yürekli beylerin akıl, sevgi, muhabbet hafızasıdır. Türkiye kamusen, Türkiye eğitim sendir. Her türlü zorluğa karşı yaşadığımız bu dönemde bizim de gerek sendikacılık, gerekse mesleğimizin son dönemine denk geldi. 40 yıl önce başladığımız devlet hizmetini bugün, sendikacılık hizmetini de tabii bugün tamamlamış bulunuyoruz. 40 yılda ne yaptın diye bana sorabilirsiniz. 40 yıl devlete eğitimci olarak hizmet ettim. Borcum bitti mi? Bitmedi. Daha bundan sonra da gerekirse borcumuzu öderiz. Bu 40 yılın içerisinde 21 yıl sendikanın, önce 4 yıl sendikanın çeşitli basamaklarında görev aldık. Yani sekreterliklerde görev aldık. 17 yıldır da Türkiye Eğitim Sen Başkanlığı ile birlikte Türkiye Kamu Sen'in de temsilciliğini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca genel merkezde 2 dönem disiplin kurulu üyesi, bu 2 dönem de denetleme kurulu üyeliği yaptı. Yerel yönetimlerde, yerelde de yerelin sorunlarıyla ilgilendik. Şehrimizin, yaşadığımız şehrimizin ne sorunu varsa onlarla ilgili görüşlerimizi de bildirdik. Bu görüşlerimizi bildirmek takdir görmüş ki en son geçen sene oluşturduğumuz 35 sivil toplum kuruluşu bir araya geldik. Tekirdağ sorunlarını gündeme taşıma için. Bu dönemde 35 sivil toplum kuruluşunun oy birliğiyle sivil toplumları, Tekirdağ sivil toplumları sözcülüğüne seçildik. Bütün bunları şunun için yaptık arkadaşlar. Geri dönülmez sevdaları olanların vazgeçilmez yeminleri olmalıdır. Bizde geri dönülmez sevdalarımız var. Onun için yemin etmiştik. Eğitimci olarak Türkiye'de ideal bir eğitim sistemini oturtma yemini. Ayrıca Türkiye'de gelişmiş bir Türkiye özlemi yemini etmiştik. Gençliğimizde başladığımız bu yolculukta yola çıkarken de çok bir şeyimiz yoktu. Hani öyle zengin çocukları da değildik. Yola çıkarken iki değerimiz vardı. Bir gayretimiz, iki gençliğimiz vardı. Dolayısıyla gayretimizi ve gençliğimizi vererek çıkar çarklarını ve suyun akışını döndürmek için mücadele ettik. Makus talihi istikbale ümit ve itimat ile bağlamak istedik. Hiçbir şeye tenezzül etmedik. Cefa çekerken vefalı olduk. Sefada zaten gözümüz olmadı. Böyle yürütülen bir mücadeleyle şimdi yaş 60'lara ulaştı. Yaşımız büyüdü ama ideallerimiz, vefalarımız ve mücadele azmimiz hep genç kaldı. Yine bir gün Türk için, Atatürk için, haklar için bir göreve çağrıldığımıza yaşımızı bahane etmeyiz, koşar da geliriz. Bu davanın takipçileri vefalı iseler şuna inanmaları lazım. Türkçülük ve Atatürkçülük dün bir kaynaktı, bugün bir çaydır, yarın coşkun bir ırmak olacak ve önünde yabancı duygu ve düşüncelerden gelen bütün engelleri yıkacaktır. Bu kutsal görevi bırakmamızın sebebi yeni kuşaklara biraz yol açmak içindir. Arkamızdan gelen çok başarılı arkadaşlarımız var. Onlar da inanıyorum ki bu bayrağı alıp daha yukarılara taşıyacaklar.